Bizi mutlu eden insanlara daha çok teşekkür etmeliyiz. Çünkü onlar ruhlarımızı çiçeklendiren büyülü birer bahçıvandır diyor Marcel Proust. Ne kadar güzel bir söz. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta bundan yıllar önce benim mentörüm bana bir uygulama vermişti. Oğuz dedi bunu uzun bir süre yap. Değişimi fark edeceksin. Basit bir şeydi. Uzun bir süre devam ettim. Hayatımda neye dönüştü derseniz tam anlamıyla bir değişim yaşadım. Bu uygulamayı da sizinle bu videoda paylaşacağım. Konumuz ne? Teşekkür kültürü. Minnettarlığını karşı tarafa gösterme kültürü. Hazırsanız başlayalım. Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. İsmim Oğuz Benlioğlu. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamladım, yönetim bilimleri üzerine. Benim alanım sözlü ve sözsüz iletişimin yönetim, liderlik ve siyasette kullanımı. Yani retorik, etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Bu videoda sizlerle teşekkür kültürüne bakacağız. Videomuzu iki adım üzerinden ilerleteceğiz. İki tane ana başlık var. Bunlardan bir tanesi çevremizdeki insanlara teşekkürü sunmak. Nasıl yapacağız? Bir de kendi tarafım şu dedim ya benim videonun girişinde mentörüm bana öyle bir şey verdi ki öyle bir uygulama verdi ki benim hayatımı değiştirdi. Videonun sonunda ona bakacağız. Önce karşı tarafa o minnettarlığı, teşekkürü nasıl ileteceğiz? Sadece sözlü olarak mı? Hayır. Üç şekilde teşekkür kültürünü yansıtabiliriz. Bunlardan bir tanesi sözlü, diğeri ne dedik? Somut. Üçüncüsü de bağlayıcı. Sözlü dediğimiz şey aslında o bizim bildiğimiz sözlü bir şekilde anlatmak. Burada biraz pinti davranıyoruz, açık konuşalım, bir öz eleştiri olsun. Biraz sanki teşekkür etmenin, bol teşekkür etmenin kişiyi zayıf gösterdiğini, karşı tarafın gözünde bizi biraz aşağıda gösterdiğini falan düşünüyoruz. O yüzden sözlü teşekküre çok da girmemeye çalışıyoruz. Ama bilimsel çalışmalar tam tersini söylüyor sevgili dostlar. İnsanlar teşekkür ettiklerinde özgüvenlerine bir katkı sağlıyor bu. Yani teşekkürle özgüven doğru orantılı. Teşekkür çoksa özgüven de yükseliyor. Özgüven varsa bu da bol teşekkür şeklinde kendini gösteriyor. Birincisi sözlü, ikincisi somut. Somutta bir adım atmam lazım. Sözlünün dışında davranışsal bir şey yapmam lazım. Burada çocuklardan esinlenebiliriz. Çünkü çocuklar somut teşekkürü belki de bilinçsiz bir şekilde ya da bilinçli bir şekilde bilmiyorum daha sık kullanıyorlar. Oradan neler alacağız ona bakacağız. Ne yapıyor çocuklar mesela? Oyun oynuyorlar. Oyun güzel geçtiyse, bir problem çıkmadıysa ne yapıyor? Biri diğerine çikolata veriyor, şeker veriyor. Hatta bazıları daha cömert davranıyor, oyuncağını veriyor. İşte hediyeleşme kültürü. Hediyeleşmek aslında teşekkürde bir üst basamak. Yani Şampiyonlar Ligi gibi düşünebilirsiniz. Karşınızdaki insana hediye vermek, bunu karşı tarafa sunmak, karşı tarafın sizi gerçekten sevmesine, sizi kendine yakın bulmasına, aradaki bağın güçlenmesine sebep oluyor. Üçüncüsü ise bağlayıcı teşekkür. Bağlayıcı teşekkürde birisi size yardımcı oldu, bir problem çıktı, size destek attı. Benim sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Sana yardıma hazırım. Her zaman bir problem olduğunda, bir sıkıntı olduğunda beni arayabilirsin. Aklına ilk gelen kişi ben olayım, yardım etmeyi çok isterim gibi sizin de ona destek atma arzunuzu göstermek. Adı üstünde bağlayıcı ne yapıyor? Kişiler arasındaki bağı güçlendiriyor sevgili dostlar. Bunun dışında mesela isim kullanmak, karşı tarafın ismini kullanmak da bir teşekkür alt başlığında değerlendiriliyor. Ne kadar siz karşı tarafın ismini kullanırsanız insanlar size o kadar minnettar oluyorlar, bağlanıyorlar ve sizi kendilerine daha yakın hissediyorlar. İletişimsel açıdan da sizi yüksek seviye iletişime sahip biri olarak algılıyorlar. Tüm bunlarla birlikte teşekkürde benim de zamanında çok sık düştüğüm bir hata var. Biraz geciktirdiğimizde aslında teşekkürün çok da fazla bir anlamı kalmıyor. Bir arkadaşım bana bir jest yapmıştı. Böyle bayağı orijinal bir jest yaptı. Bir problemi çözdü yani. Destek atmıştı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani ben teşekkür edecektim, bugün ederim, yarın ederim, göremedim, işte telefon açarım falan filan derken aradan bir ay geçti. Bir ay sonra karşılaştım. Ya dedim, geçenlerde bana çok hani desteğin oldu, çok büyük bir jestti, gerçekten çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Dedi ki
Abi geçenlerde mi? Bir ay oldu dedi ya. Ben de kendi kendime dedi bu adam ne kadar nankör diye düşünmeye başladın dedi. Abi bir ay geçmiş hiçbir şey söylemedin dedi. Bakın aslında ben şöyle düşünmüştüm yani zaten o benim minnettarlığımı anlamıştır. Yani teşekkür edeceğimi zaten hani söylemesem de o anlamıştır gibi. İnsanlar bekliyor, insanlar önemsiyor, insanlar duymak istiyor. Davranış da gösterilmesini bekliyor. Sonra ben de ne yapayım dedim ki yani bunu kapatmak için o çocukların o somut teşekkür adımına geçtim. Sözlüyü yaptım, teşekkür ederim falan. Somut adıma geçtim, ne yaptım? Dedim küçük bir hediye alayım. Ondan sonra ne oldu böyle? Aradaki bağı biraz güçlendirdik. Bir de dedim ki onun üzerine üçüncü adımda o bağlanma hali var ya ya dedim benim de yardımcı olabileceğim bir şey olursa mutlaka dedim bak ben de sana her konuda destek olmak isterim, yardımcı olmak isterim. Arkadaşlığımı, dostluğumu sundum. O maddeler arasında ne vardı? Bağlayıcı teşekkür vardı. Bu sefer de bunu yapmış oldum. Başka neler yapabilirim? Teşekkür kültüründe benim dikkatimi çeken insanları çok etkileyen adımlardan bir tanesi notlar yazmak. Bakın mail insanlar o kadar etkilemiyor. Duyguyu tam anlamıyla karşı tarafa iletemiyoruz. Çünkü çok böyle dijital dijital görünüyor. Ama bunun yerine mesela küçük bir post-it'e yani şöyle bir şey post-it deyince de böyle gözümün önünde sarı bir post-it canlanıyor. Böyle teşekkür ederim, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin, iyi ki bana destek attın gibi. Özellikle iş hayatının içerisinde, özel hayatta böyle post-it'lere küçük şeyler yazıp nedir işte mesela monitörün kenarına yapıştırmak, dolabın içerisine koymak falan. İnsanlar gördüğünde bir anda o minnettarlığınızı, o minnet duygunuzu, teşekkür hissiyatınızı karşı tarafa iletmeniz onların kendilerini çok iyi hissetmelerine sebep oluyor. Dedim ya bilimsel çalışmalar özgüvenle doğru orantılı. Biz teşekkürü ettiğimizde karşı taraf iyi hissettiğinde biz de kendimizi çok çok daha iyi hissediyoruz. O yüzden inanılmaz önemli. O post-itleri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bir şey daha var. O da şu. Aidiyet hissiyatına sebep oluyor. Yani insanlar özellikle kurumlarda çalıştığımız iş ortamında teşekkür kültürü güçlü olduğunda insanlar kendilerini oraya daha ait hissediyorlar. Bir proje üzerinde çalışılıyor mesela. Proje bitti, süper, her şey çok güzel. Yönetici teşekkür ederim diyor. İnsanlar hem o projeye, o ekibe ait hissediyorlar hem de kuruma kendilerini daha ait hissediyorlar. Sadece yöneticinin ekibe değil, ekibin yöneticiye, ekibin birbirine teşekkür ediyor olması tüm bunların hepsi neyi yükseltiyor? Bağlanmayı yükseltiyor. Yani aidiyeti yükseltiyor. Dolayısıyla bu da kritik öneme sahip. Peki işler uzaktan yürüdüğünde, uzaktan çalışma durumunda nasıl yapacağız? Şimdi bir tanesi mail yazabilirsiniz. Birinci yöntem bu. Mail yazarak çok teşekkür ederim bana verdiğin destek için, yardımcı olduğun için, şu projede bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim, çok sağ ol diyebilirsiniz. Ya belki ama şöyle düşünün yani bana derseniz ki Oğuz bu iyi mi yani işe yarar mı bu? Ben çok bu yöntemi kullanan biri değilim. Açıkçası gerçekten bir destek olma durumu söz konusuysa karşımdaki kişi bana jest yapmışsa ben telefonla açıp direkt söylemeyi tercih ediyorum. İnsanların inanılmaz hoşuna gidiyor. Aynı şey benim için de geçerli. Yani bir jest yapılmış, bir şey olmuş, teşekkür edilecek, takdir edilecek bir konu varsa ya arayıp çok kısa aradım ama ben bir konuda sana teşekkür etmek istiyorum. Geçen gün yaptığın davranış, yaptığın o destek için çok teşekkür ederim. Takdir etme cümleleri söylemek, eline sağlık, emeğine sağlık, iyi ki varsın, iyi ki buradasın deyip kapatmak, çok uzun tutmamak. Çünkü bildiğiniz gibi insanlar evden çalışıyor, sürekli bir telefon trafiği, sürekli bir iş trafiği, yoğunluk hakim. Dolayısıyla çok zaman almadan böyle bir nokta atışı yani günün içerisinde bir yere bırakıp çekilmek o günün o insan için aydınlanmasına sebep oluyor. Yöntemlerden bir tanesi. Mail yerine daha çok böyle telefonla arayıp direkt söylemek. Bir diğeri diyelim ki bir toplantı yapıyorsunuz, online bir toplantı yapıyorsunuz bir platform üzerinde ve içeride birisi gerçekten çok güzel bir iş yapmış, teşekkür etmek, takdir etmek istiyorsunuz. Toplantıyı açıldığı andan itibaren bir yerde fırsatını bulun, daha ana konulara girilmeden ya ben burada bir saniye bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Geçen gün böyle 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 yaptı, şöyle bir davranışta bulundu, şöyle bir destekte bulundu dediğiniz anda insanlar inanılmaz onore olur. Yani o kadar kişinin arasında onun adını geçirip güzel şeyler söylemek çok büyük bir jesttir. Yani oradaki daha önce yapılan jeste verdiğiniz başka bir jest oluyor. Geri bildirim vereceğiniz zaman ise tam tersi. Bu bilgiyi vermeden geçmeyelim. Yani eğer bir konuda hani şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Bir geri bildirim verecekseniz bunu hiçbir zaman insanların önünde yapmayın. Bunu birebir yapın. Ama eğer bir takdir etme, bir teşekkür etme durumu, bir sözlü teşekkür durumu söz konusuysa bunu insanların önünde dijitalde yapabilirsiniz. Fırsat kollayabilirsiniz sevgili dostlar. Online ortamlarda kutlamalar yapmak, takdir etmek, teşekkür etmek için fırsatları kollayın. Bazı zamanlar
bazı kurumlarda görüyorum. Haftada bir gün, özellikle cuma günü kapanışta herkes birbirini takdir ediyor. Birbirine güzel cümleler söylüyor. Haftayı o şekilde kapatıyorlar. Dijital platformlarda bunu yapıyorlar. Ben şahit oldum. İnsanların yüzünde böyle çiçek açıyor. Bunu gördüm. Bir başka yöntem somut teşekkür. Onda da neydi? Hediyeleşmeydi. Dijitalde nasıl yapacağız bunu? Şimdi iyi ki varsın notu bırakamam. Hediye nasıl olacak? Benim yöntemlerimden bir tanesi. Bozca'da da bir arkadaşım var. Lavanta işiyle uğraşıyor. Böyle çok teşekkürlük, minnettarlık bir durum olduğunda ya da birine jest yapmak istediğimde hemen o arkadaşımı arıyorum. Diyorum şu adrese diyorum bir tane böyle bir lavanta paketi, poşeti hazırlar mısın? Bu paket oraya gittiği andan itibaren inanılmaz güzel geri bildirimler alıyorum. Ya diyor bu çok güzel bir şey, yani ince bir şey. Çünkü bakın maniyeti çok yüksek değil ama burada direkt o kişiye özel bir davranış var. Dolayısıyla insanlar bunu hiçbir zaman unutmuyor. İnsan iki şeyi unutmuyor. Bir tanesi çok ağır hakaretleri, çok rencide oldukları durumları unutmuyorlar ve bir de kendileri için yapılmış bu tip özel jestleri, onlar adına yapılan özel jestleri unutmuyorlar. Bazen kitap gönderiyorum mesela, bir kitap sitesine giriyorum, onun adresine çat diye kitabı gönderiyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Bir tane daha en sonda o bağlayıcılığı sağlayacak, hani neydi? Benim sana destek olabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen sen de bana söyle, sen bana yaptın, ben de her zaman sana destek olmaya hazırımı söyleyebilmek. Bunu yazılı bir şekilde, yazılı halde kesinlikle yapmayın sevgili dostlar. O zaman etkisi çok yüksek olmuyor, çok güçlü olmuyor. Yani lafın gelişi söylenmiş gibi oluyor. İşte sen bana geçen destek attın, sağ ol, teşekkür ederim. Benim de yardımcı olabileceğim bir şey olursa ben de sana yardımcı olurum diye yazmak çok etkili olmuyor. Bunda mutlaka telefonla arayıp sen bana destek olduğun, teşekkür ederim, ben de sana her zaman yardımcı olmak için hazırım, lütfen aklına ilk gelen kişilerden birisi ben olayım demek insanlar için inanılmaz iyi oluyor, iyi hissettiriyor. Onları iyi hissettirdiğimde ben de iyi hissediyorum. Ne oluyor? Bir taşla birkaç tane kuş vuruyoruz. Aslında kuşu vurmuyoruz, birkaç tane kuş kazanıyoruz. Hem ben hem karşı taraf. Bu yüzden önemli, dijitalde de bu şekilde ilerletebiliriz teşekkür kültürünü. Şimdi burası birinci kısım. Burada bir sürü bir şey söyledik. Sözlü teşekkür etmek, somut olan hediyeleşmek, bir de bağlayıcı olan var orada. Ben de sana destek olmak isterim. Ben de varım yani. Sen bana omuz attın zamanında. Ben de sana atmayı çok isterim abi. Her zaman hazırım. Bunu diyebiliyor olmaktı. Bu tarafta ikinci kısım geldi. Mentörüm bana tavsiye ettiği, hayatımı dönüştüren, transformasyonu sağlayan küçük ama inanılmaz etkili bir yöntem. Hani derler ya bazen, ya bir kitap okudum hayatım değişti dersiniz. Bana dedi ki Oğuz sana basit bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedim. Dedi ki minimum 90 gün boyunca her gün dedi sabah şu sorunun cevabını yazmanı istiyorum. Ama yazılı olarak yap dedi. Çünkü beyin dedi dijital o kadar algılayamayabiliyor. Yazılı kağıt kalemle ya da dedi tabletine, ben severim böyle tablet yazmayı. Ama yazılı dedi, yani el yazılı olsun. Evet dedim, ne yapacağım dedim. Şu soru dedi. Soru ne? Niçin minnettarım? Bir durdum yani. Neye minnettarım? Yani minnettar olmak aslında neden teşekkür ediyorsun sorusuydu ya. Soru bu aslında. Ben dedim ki kime? Dedi ki neye inanıyorsan dedi. Niçin minnettarım sorusuna cevap ver dedi. Neden teşekkür ediyorum sorusuna cevap ver dedi. Ben size 5 dakika vereyim. Bu soruyla ilgili en az 100 tane madde yazarız. Karnım doyduğu için, akıl sağlığım yerinde olduğu için, iyi bir insanın olmaya odaklandığım için, hatalarımdan ders çıkardığım için, şu an bu videoyu izliyorsunuz. Amaç ne? Bu videoyu izlemedik, amaç ne? Kendinizi geliştirmek, hayat kalitenizi geliştirmek. Kendimi geliştirmek için, hayatıma değer katmak için, insanlarla olan etkileşimimi, iletişimi güçlendirmek için yazın, yazabilirsiniz. Her gün bir tane, her gün bir tane. İlk iki hafta yazdım. Yani böyle zaten bunu ara ara hani hepimiz yani kendimizce bir şükran duygusuna sahip oluruz. Ama bunu yazılı hale getirdiğinde somutlaşmaya başladı. Ve neye dönüştü biliyor musunuz? O sırada ben bir tane de ben böyle ara ara bilimsel makaleleri, bilimsel çalışmaları okumayı severim. Bu teşekkür etme kültürüyle ilgili ne gibi çalışmalar var? Bunlara bakıyordum. Bir yerde şöyle bir şey gördüm. Teşekkür etme kültürüne sahip olanlar, kendilerine, çevresindeki insanlara bunu yapanlar, yani kendine de teşekkür etmen, şu benim soru var ya mentorum bana verdi. Bir bu, bir de diğer taraftaki, bunlar beynimizdeki korku duygusunu minimize ediyormuş sevgili dostlar. Neden? Çünkü dedim ya özgüveni yükseltiyor. Özgüveni yükselmesiyle benim beynimdeki korku minimize oluyor. Beyindeki korku minimize olunca ne oluyor? İyi haber. İyi haber çok böyle soft kaldı. Yani böyle hafif kaldı, yumuşak kaldı. Mega süper haber, 10 numara haber, şahane haber ne biliyor musunuz? Beynimizdeki korku minimize olunca
bizim bir fırsat gördüğümüzde onun için adım atmamız, harekete geçmemiz kolaylaşıyor. Çünkü ayakları yere sağlam basan, kendine güvenen, elindekilerin farkına varan insanların harekete geçmesi, fırsat için harekete geçmesi kolaylaşıyor. İşte bu soru bunun için vardı. Benim fırsat için harekete geçmemi kolaylaştırmak için ben minimumda 90 gün bunu yaptım. Ve ne zaman bir fırsat olsa, bir fırsatla karşılaşsam bir şeyi fark ettim. Beynimdeki korku azalmış. Yani harekete geçmem kolaylaşmış. İşte bunun için size de tavsiyem şu. Minimum 90 gün boyunca şu sorunun cevabını yazılı hale getirin. Niçin minnettarım? Niçin teşekkür ediyorum? Evet sevgili dostlar, iki adımda ilerledik. Bir tarafta çevremizdeki insanlara o teşekkür kültürüyle nasıl yaklaşacağız? Diğer tarafta ne var? Kendi dünyamda bunu nasıl yapacağım? O minnettarlığı, o teşekkürlüğü somut bir şekilde yazılı hale getireceğim. Neye dönüşecek? Fırsata adım atmamı kolaylaştıracak. İki şekilde ilerledik. Evet, bu videolar Deniz Akademi, Deniz Akademi'nin desteğiyle hazırlanan videolar. Böyle bir kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Bazen böyle yorumları falan görüyorum, şey yazmışlar. Bu kanal çok değerlenecek. Bence öyle yani. Bu kanal çok değerlenecek. Yerlerinizi alın, abone olun, yorumlarınızı yapın. Siz teşekkür kültürüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu saydıklarım içerisinde ilk adımınız ne olacak? O benim mentorum bana verdiği ödevi sizler de hayatınıza uyarlamak istiyor musunuz? Sadece kendiniz için değil, iş yeriniz, ekibiniz, çevrenizdeki insanlar, belki aranızda ekip yönetenler vardır. Hepimiz için faydalı olacak. Ciddi anlamda hayatımıza kalite katacak, hayat kalitemizi yükseltecek bir başlık, teşekkür kültürü. İlk adımlarınız ne olacak? Aşağıya yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Evet, bu videoda sizlerle teşekkür kültürü dedik. Bir başka videoda, bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler.